Öğrencimiz Mahmut Ensar Günay. Günlük olarak kullandığımız su miktarını en aza indirmek ve su israfını azaltmaktır. Ve burada gördüğünüz gibi bir bardak su 250 mililitre, 1 kilo tavuk eti için 4325 litre su. Teşekkür ederiz. Anne nerede? Orası. Şimdi nerede? Burası. Çok güzel. Ama neyimiz bozuldu? Biz bu projede trafikteki kazaları, yaralanmaları azaltmaya başladık. İlk başta aracımızın dış iskeletini oluşturduk. Ondan sonra içindeki, ondan sonra iki ucu jant erkek kabloları yerleştirdik. Ondan sonra da Arduino kodlarını yazdık. Projemizin adı Yoğurt Tatlı, Ağzım Tatlı. Projemizde yoğurdumu ayalarken kullandığımız doğal besinler ile ekşimeyi geciktirerek raf ömrünü uzatmak amaçlanmaktadır projemiz. Projemizde yoğurt kültürüyle birlikte bazı çürapatı kullanılmıştır. Yoğurt içinde bulunan vitamin, mineral, protein, viral, bakteriler yönünden oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Şimdilerde bol bol tüketilmesi gerekirken tüketim azalmıştır. Çünkü yerini tatlandırıcılarla tatlandırılmış gıdalar almıştır. Ev yoğurdunun ekşime süresi uzatılabilir mi? 3 eşit kavanozun içinde süt bulunan 1. kavanoza yoğurt mayası, 2. kavanoza bal, 3. kavanoza da çörek otu konuluyor ve aynı süre buzdolabında bekletiliyor. Bekletildikten sonra birbirinin tadına bakıyorlar ve ona göre süreleri belirleniyor. Deney sonucunda ilk önce normal yoğurt, ardından ballı ve en son çörek otlu yoğurt ekşimiştir. Çünkü çörek otunun antioksidan, antimikrobiyal, antifungal gibi besinlerini koruma ve gıdanın reformunu arttırma özellikleri olduğu biliniyor. Ballı yoğurt ise tat olarak daha çok tercih edileceği düşünülüyor. Önünde olan projemizin çarpım tablosunu yazıyoruz üst tarafına. Alt tarafına ise birden yüze kadar sayılar yazıyoruz. Arkasına kablolarla bağlıyoruz ve iki tane elimizi kol alıyoruz. Ucunda teller var. Bunları ilk olarak, örnek olarak 8 kere 6'ya koyuyoruz. Cevap 48. 48'e koyuyoruz. Eğer doğruysa kenarındaki ışıklar yanıyor, yanlışsa yanmıyor. Okay. Okulumuz Atayurt Ortaokulu'nda gerçekten birbirine bağlı, birbirine iyi anlaşan, öğrencilere bu sinerjiyi veren bir okul yönetimi ve öğretmenleri mevcut. Onlar da her yıl olduğu gibi çeşitli projelerle kendilerini tanıtıyorlar. Bu yılda TÜBİTAK projesi kapsamında gençlerimiz çeşitli etkinlikler yaptı. Bu etkinlikleri de burada hem gelen idari amirlere hem de velilere takdim ediyorlar, sunuyorlar. Neler yaptığını anlatıyorlar. Biz de bunun örneklerini beraberce inceliyoruz. Okulumuzdan gerçekten çok ciddi başarılar mevcut. Biz çok memnunuz. Eğitim öğretimin düzeyi de çok üst düzeyde. Elbette biz Milli Eğitim Müdürü olarak da bütün ilçe genelindeki okullarımızda özellikle sanatsal, sporsal ve projelere önem veriyoruz. Çok sayıda Erasmus projeleri dahil projeler yapmaya devam ediyoruz. Silifke projelerde öncü, eğitim öğretimde ilkeleriyle, çalışmasıyla, başarısıyla adını duyuracak yeni ufuklara gidiyor. İnşallah bunu hep beraber göreceğiz. Bu bir bayrak işi. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, idaremiz hazır. İnşallah Silifke önümüzdeki dönemlerde eğitim, öğretimde ismini duracak. Bunu da buradan müjdelemek isterim inşallah.